Şimdiye kadar hiç bilmediğimiz bir silahla karşı karşıyayız. Görünmez bir düşman beynimizde oynuyor. Kelimelerin anlamını değiştiriyor. Bir kanser türü medya aracılığıyla bünyemize yerleşiyor. Amerika 1945'ten beri bu silahın atom bombası kadar önemli olduğunu söylüyor. Kilit kelime sızmak, süzülmek, yavaşça bir yere duhul etmek. Sözlükte böyle yazıyor. Tıp dilinde infiltrasyon. Bir kanser hücresi ya da bir mikrop nasıl hücrelere girip çevreye yayılırsa aynen öyle yayıldılar beynimize. Buna beyin yıkama deniyor. Kardeş olan biz değil mi? Biz değil. Demokrasi ve Barış Konferansı'nın topraklarında olan tankların çözüm süreci sadece. Ekranlarda önce barış, demokrasi, insan hakları çokça duyulur oldu. Sonra kardeşlik edebiyatı. Ardından geçmişle yüzleşmek, normalleşme, açılım ve çözüm süreci. Türk milletinin beynine kanser bu kelimelerle yerleştirildi. Güzel sözcüklerin hiçbiri gerçek anlamlarında değildi. Her bir kelime gerçeği gizlemek, bir olan milleti parçalara ayırmak içindi. Bir süre sonra kendi aklımızla değil, bize şekil verenlerin aklının borazanı olduk. Demokrasi ve Barış Konferansı'nın coğrafyamızda yürütülen eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesine katkı sunacağına inanıyor. Barış dilinin öneminin farkına varması, buna azami ölçüde dikkat etmesi bir zorunluluktur. 40 yıllık savaşın doğrudan ve dolaylı mağduru kadınları, özellikle Kürt sorununa mesafeli yaklaşan yıllardır ve bu konuda da maalesef bir terör sorunu olarak benimsetilen bir sürü mahallede. İnşallah bu süreç bir kar topu gibi ilerleyecek. Diyarbakır değiştikçe Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu değişecek. Barış ve kardeşlik safsatası ince ayarlarla beynimize kazındı. Ortada ne barış ne de kardeş vardı. Biz Türk milletiydik, bütündük, beraberdik. Karı kocaydık, evlattık, teyzeydik, enişteydik, halaydık. Ana Kürt, baba Çerkez kökenliydi. Ana da baba da çocuk da ne mutlu Türk'üm diyordu. Aynı Amerika'da, Fransa'da ve daha nice 72,5 değişik köklü insanın oluşturduğu ulus devletlerde olduğu gibi. Biz Türk milletiydik. Kardeş edebiyatıyla ayrıştırıldık. PKK ile kardeş yaptılar bizi. Hastalığın tedavisi kavramların, düşüncelerimizin doğru rotaya oturmasıyla olasıydı. Kürt, Laz, Çerkez kökenlilerle zaten bir bütündük. Millettik ve hala öyleyiz. Bizi birbirimizden ayırmak kimin haddine? Bizim kardeşliğimize kastetmek kimin haddine? Kardeşlik adı altında bölündük. Birbirimizden uzaklaştık. Kardeş kardeş derken iki ayrı halka dayandı konu sonunda. Ve sorgulamadan sızıntıyı kabul ettik. Kürt kimliğinin tanınması çok önemli bir konudur. Bu bir insan hakları konusudur. Bir halk inkar edilmiş, dili yasaklanmış, 87 yıldır nefes aldırılmamış. Diyoruz ki çözelim bu sorunu. Ben Abdullah Öcalan yerinde olsam, ki öyle olduğunu sanıyorum, bunların hiçbir önemi yok. O dünya çapında bir problemin taşıyıcısı, lideri ve tarihe geçecek bir insan şu anda. Ya kardeşlik, yani bölünmüş etnisliği kabul edersin ya da birbirini kesersin. Her iki durumda yaşasın Amerika. Malum Amerika'ya toprağın üstündekiler değil, altındakiler lazım.